Bir hanım kardeşimiz diyor ki, ailemle tesettür konusunda problem yaşıyorum. Onlar bazı sebeplerden dolayı modern bir tesettür kullanmamı istiyorlar. Ailemi bu konuda dinlemem gerekir mi? Dinimize tesettürün tam ölçüsü nedir? Tesettürün modern olanı olmayanı böyle bir şey olamaz. Ailenizi değil Allah'a razı edeceksiniz. Tesettürün ölçüsü nedir? Kapatılması gereken yerleri kapatacak, yani tüm vücudu kapatması lazım. Dar olmayacak, ince olmayacak. Cazip, baktıran, tahrik edici renkler, pembe gibi, kırmızı gibi bu tür renkler olmamalı. Onun dışındaki modeli, elbisenin modeli vesaire, bunlara İslam karışmıyor. Bunlar zamana göre, memlekete göre değişiyor. İslam bu hususta bir şey demez. Ama önemli olan bu ölçülere uyulmuş olması. Başını örtüyor, alttan pantol giyiyor. Peygamberimiz dar giyinenlere giyinik çıplak buyurmuş. Giyinik, güya giyinmiş, elbise var ama aslında vücut hatları olduğu gibi meydanda giyinik çıplak. Öyle giyiniyorlar ki güya örtünüyor. Öyle bir başörtüsü, öyle bir gömlek, öyle bir etek, etek giyenler de dahil. Öyle giyiniyorlar, öyle modeller var ki yani kadın başını açsa o kadar tahrik edici olmaz. Öyle giyiniyor ki daha çok tahrik edici oluyor. Tesettürün maksadı nedir? Tesettürün maksadı bakan erkeği tahrik etmemek ve erkeğin bakmasını engellemek, ona Allah'ı hatırlatmak. Bacım, senin bu tesettürün Allah'ı hatırlatmıyor. Seni hatırlatıyor. Bu nasıl tesettür? Senin bu tesettürün erkeği tahrik ediyor. Bu nasıl tesettür? Ben Mısır'dayken başını örten, makyaj yapan, pantol giyen Türkiye'de hiç görmemiştim. 90'lı yıllarda Mısır'da gördüm, şaşırdım. İlk gördüğümde şaşırmıştım. Başını örtüyor, makyaj yapıyor, pantol giyiyor. Sonra Türkiye'de de çoğaldı. Ve İslam'ı ılımlı hale getirmeye çalışanlar, kadınların örtüsünü değiştirmezlerse bu projede başarılı olamazlar. Her şeyi ılımlı hale getirmeye çalışanlar, haramları helalleştirenler, demokrasi ve laikliği bize benimsetenler, eğer kadınların kılık kıyafetini değiştirmezlerse, modernleştirmezlerse, içini boşaltmazlarsa, ruhunu kaybettirmezlerse bu proje başarılı olamaz. Kadını bozmadan memleketi bozamazsınız. Bunu biliyorlar. O yüzden İslam'ı bozmak isteyenler kadınların kılık kıyafetini de bozdular ve bunun için özel olarak moda evleri kurdular. Moda evleri. Bunlar defileler yapıyorlar. Kadınları, mankenleri çıkarıyorlar. Güya bir başörtüsü, tesettür defilesi. Behey alçak, sen karını çıkartır mısın o podyuma? Çıkarsana karını hadi. Kızını çıkarsana. Hadi böyle önümüzde kırıta kırıta böyle yürüsün. O bir başını örtünce tamam mı oluyor yani? Her şey caiz mi oluyor? O madem caizmiş, o zaman karını kızını çıkar böyle önümüzde böyle kırıta kırıta yürüsün. Herkes de ona böyle baksın. Razı mısın? Hoşuna gitmedi. Yüzün ekşidi. Seninki namus. Başkalarınınki patlıcan herhalde. Böyle yaptılar. Kadınları bozmak için
kılık kıyafetini, İslami kılık kıyafeti bozmak için geniş, biraz daha koyu renkler, geniş bir başörtüsü, Kur'an-ı Kerim başörtüsünü üzerinize salın diyor. Böyle buradan bağlayın demiyor. Buradan bağlıyor, boynunun kalınlığı meydanda. Kur'an-ı Kerim bırakın diyor üzerine. Bıraksınlar, bu ayete rağmen sarıyor böyle daracık. Bunun neresi İslami tesettür? Türkiye'de böyle bir proje var. Kadınların başörtüsünü de tesettürünü de bozdular. Cemaatleri bozdukları gibi. İslam davasının içini boşalttıkları gibi. Dünkü İslamcılar bugün %80'i demokrasi ve laikliği savunuyorlar. Demokrasi, sosyalizm gibi, o da bir beşeri ideoloji. İnsan mahsulü. Vahiy değil, Allah'tan gelmiş değil. İnsanların dediği olacak diyor. İslam'a göre Allah'ın dediği olur. Toplumun ne dediğinin ne önemi olabilir? Toplumun dediği ne zaman önemlidir? Allah ve Resulü bir hüküm koymadığı zaman toplumun görüşü alınabilir. Allah ve Resulü bir hüküm koyduysa toplum kim oluyor? Allah şunu yasakladıysa toplum kim oluyor? Toplumun görüşünü soramazsınız. Bugün Müslümanlar o hale gelmişler ki demokrasiyi savunuyor, laikliği savunuyor. Böyle bir durum var. O yüzden başörtüsü de değişti, tesettür de değişti. Modern tesettür adı altında tesettür bozuldu. Tesettürün maksadı neydi? Maksat kalmadı. Maksadına uygun tesettür olmalı.